Alzheimer Yaşam Evi, İzmit Belediyesi. Sağ olsun efendim, başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet. Hem bizi burada bir araya getirdi, hem de böyle bir merkezi sundu. Ne güzel de yapmış. Ne güzel değil mi? Vallahi. Hem bizi bir araya getirmesi, evet, hem de başkanımızı gördüm, çok genç bir hanımefendi. Ama belki bir gün elinde bastonu, ya buraya da biz zahmet etmiştik, ne de rahmetlendi, ne de kalabalığa, ne de insanlara, ne de şu otobandan gelip geçen Alzheimer'lara ne kadar büyük bir destek hareketi yapmışız. Ufacık bir taş bile karınca misali bu yolculukta ne kadar kıymetli bir hareket. Değil mi? Yani şimdi böyle bir baktık, gezdik içeriği, işte gördük. Başkanımız da onu söylüyor, yani burası butik. Biz başladık, biz de geliştiririz ama kim gelirse de birlikte devam etmeye hazırız diye. Yani seninle ikidir böyle denk geliyor öyle konular. Mi? Yani artık seni tanıtmaya ve anlatmaya hacet yok. Yani ama şöyle bir şey diyeyim, ben o çok hoşuma gitti. Senin hatta kendi web sitenden baktığım, böyle bir üçe bölmüşsün, göz nuru diye. İyilik hareketi ve hot couture olarak ya da artık genel olarak çalışmalarını. Göz nuru kısmı beni o kadar heyecanlandırıyor ki hayranlıkla izliyorum. O bütün mandalalar, onlardan olan örtüler, işte öbür o krilentler falan. Onları büyük hayranlıkla izliyorum. Ama iyilik hareketini, bu Alzheimer Yaşam Evi'nde konuşmadan önce birazcık bahsedelim mi ondan? İyilik hareketi, çoraplar. Bir kere biz bütün iyilik hareketlerinde aranıldığımız zaman emir telakki ediyoruz. Büyük keyifle gidiyoruz. Bir çorap markası çıkardık. Bu bir satış şekli ama içerisinde bazı markalarda olduğu gibi, marka verebiliyor muyum bilmiyorum ama Toms ayakkabılarında olduğu gibi, hı hı, moddamız bu oldu ve bir çorap aldığınız zaman hemen aynı desende, aynı kalitede çorabın ihtiyaç sahibi bir çocuğa kenara koyuyoruz. Askıda ekmek misali. Ve bu çoraplar bir sezon boyunca birikiyor bizde. Bu çoraplar biriktikten sonra çorapla kimin başını örtebilirsin, kimin ayağını örtebilirsin, hiçbir şey yapamazsın. Hemen dostlarımızı arıyoruz. Kimisi işte yağmur geçirmez mont gönderiyor, kimisi ayakkabı gönderiyor, kimisi kırtasiye, başını takacağın bir kız çocuğunun tokaya varana kadar bunları biriktiriyoruz. Sonra bizzat çocuğun elini sıkıp başını okşayıp onunla bir oyun vakti geçirecek kadar zaman içerisinde ben kendim teslim ediyorum. Bu pandemide ilk defa çocuklarla bir araya gelemeden göndermek durumunda kaldık. Uzaktan iyilikleri de takdir ediyoruz ama birebir zaman geçirmek, hele benim gibi kırmızı sakallı bir abi gördükleri zaman o kadar mutlu oluyorlar ki biri geldi. Çok çok güzel anılar biriktiriyoruz. Geleceğin belki doktorlarına, belki hemşirelerine, belki cumhurbaşkanlarına elini sıkıyoruz. Bazen bizi şaşırtan yerlerle de karşılaşıyoruz. Bütün çocukların, bütün köylünün satranç oynadığı köylere gittik. Bir sürü hikayeler biriktiriyoruz. İyi ki de böyle bir şey yapıyoruz diye düşünüyorum. Çok iyi bir insansın. Böyle şimdi karşılıklı şey yapmayalım. Mütevazı da davranmana gerek yok. Tamam, tamam. Şimdi... Onu açıyorum o zaman. Sosyal mecraların genişlemesiyle beraber o kadar kötü insanı duymaya başladık ki. Evet. Kendi adıma bakıyorum, 52 senelik yaşantımda hiç seyrettiğim, okuduğum kadar kötü bir arkadaşım olmamış. Kötü bir akrabam olmamış. Az sayılmayız iyi insanlar olarak. Ne doğru söylüyorsun. Zira kötülüğün sınırı yok. Yani böyle şaşırıyorsun. Nasıl bir hayalle, nasıl bir büyüme şekliyle, hani o kötüyü de doğuran iyi bir anne, evet, diye düşünüyorum. Evet. Ve bütün samimiyetimle bazen haberlerde birinin yakalandığını, hani birine zarar vermiş, öldürmüş, ziyan zebil etmiş bir katili dahi gördüğüm zaman ona "oh, hak etti"den önce aklıma gelen "ah ah ah, annesi ne yapıyordur şimdi, ah ah ah" oralar aklıma geliyor. O yüzden inşallah çok daha fazlalaşalım, çoğalalım ama iyilerde az değiliz diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. Senin başlattığın, yani bugünle aslında çok örtüşen bir durum oldu.
başlattığın bir farkındalık hareketi var. Yani bildiğim kadarıyla sen bunu ben bir farkındalık hareketi başlatıyorum vallahi diye değil. Vallahi başlatmazdım. Başa gelmeyince çünkü akla gelmiyor. Doğru söylüyorsun. Yani ruhu şad olsun. Buradan annem, sevgiler olsun Kevser Hanım'a. Annenin Alzheimer'la tanışmasından sonra sen anı olsun diye videolar çekmeye başlıyorsun. Değil mi? Aslında böyle öyle başlıyor. Üldük falan önce. Böyle bir paylaşımlar yaptık. Bir iki tane. O kadar güzel şeyler yazdılar ki ama bir kalabalık da şunları yazmaya başladı. Benim de annem, benim de dedem, benim de teyzem, falanım da filanım da. Aa dedi ki bu bizim düşündüğümüz kadar az değilmiş. Çok büyük bir kalabalığın sorunu varmış. Bu kalabalığa kalabalığın sorununu yansıtabilmek için biz bu sefer her anı çekmeye başladık. Ama her anı çekerken asla arkamızdaki bir vazoyu düzeltelim, annemin saçı taralı değil tarayalım, huysuzluğunu gizleyelimden ziyade her şeyi açıkça anlatmaya ve göstermeye başladık. Ama bazı özellerimiz hariç, hani o kadar da göstermeyelim dedik. Biz aslında çok tatlı yönlerini gösterdik annemin. Çok ağır vakalar, çok ağır hikayeler dinledim. O zaman annemi kaybettiğimde dedim ki ya Rabbi sana şükürler olsun. Biz kraliçeler gibi bir şey yaşamışız. Çok da meşakkati olmamış. Çünkü şöyle hikayeler de duydum. İşte bir kız çocuğunun babasını bırakmak zorunda olduğunu, çünkü babası tarafından tacize uğramaya başladığı gibi. O kadar hikaye dinledim tabii ki. O yüzden annemin Alzheimer'ı çok da soft geçti, yumuşak geçti. Ama bu tabii o süreçteki konforu sen sağladın. Yani sonuçta sen kendi atölyeni feragat ettin, kapattın, başka bir yere daha, bildiğim kadarıyla daha ufak bir yere geçtin. Ondan sonra bir köy yaşamını seçtin. Daha biz bize olsun dedin. Yani süreç ilerledikçe sen bütün yaşamını oraya göre. Evet. Senin hiç böyle bir merkez, böyle bırakabileceğin bir süreliğine, annenin de başka bir şey yaşayıp senin de başka bir nefes alacağın bir yerin oldu mu hiç bu sürede? Şöyle, ben şanslıydım. Çünkü ben modacı Tanju Babacan'ım. Böyle yapınca böyle oluyor, böyle yapınca böyle oluyor. Ama Kasap Hamdi Efendi, öğretmen Ayşe Hanım falan 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 diye ayırdığımız zaman işte takipçi sayısı veya bugüne kadar ünü namı olmayan insanları da düşünmek zorundayım kelimeleri kullanırken. Benim şöyle gelişti. Dedik ki hani bu burada kalmasın, madem bu kadar insandan reaksiyon var, bunu bir farkındalık hareketine dönüştürelim. Hı hı. Biz birkaç sanatçı dostumuzla videolar yayınlamaya başladık. Ardından Türkiye'de ne kadar menajer varsa ulaşamayacağımız sanatçıların dahi ufak ufak videolarını göndermeye başladılar bize. Ve Alzheimer'la ilgili bu ufak videoların dağılmasıyla Türkiye Alzheimer Dernek Başkanı ziyarete geldi. Hı hı. Ardından da Türkiye Alzheimer Vakıf Başkanı. Türkiye Alzheimer Dernek Başkanı dedi ki Tanju Bey dedi birçok markayla çok büyük farkındalık hareketlerini yaptık ve çok başvurduk ama artık telefonlarımız durmamaya başladı. Tanju Babacan diye bir adam var ve bir annesi var ve böyle bir harekete dönüştü bu hadise. Dolayısıyla çok zengindik bu konuda. Anladım. A deyince Alzheimer Derneği, B deyince Alzheimer Vakfı yanımızdaydı. Fakat ben Adapazarlıyım. Şimdi burada Fatma Hanım'a bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ben Adapazarlıyım ve Sapanca'da da anneme bir ev tuttum. Hı hı. Haftanın 4 günü yanında olmak üzere diğer günlerde de bir şekilde ablam var, idare ediyoruz veya bazen 6 güne gelip gittiğim oluyordu. Ama herhangi bir şey başımıza geldiğinde sığınabileceğimiz, güzel vakit geçirebileceğimiz İzmit'te böyle bir kompleks yoktu. Müthiş bir şey. Ve hala daha annemi kaybettim, bu hastalık artık bizim evimizde değil ama görevlerimiz devam ediyor. Ne kadar Alzheimer'la ilgili bir durum olsa sürekli
Birincisi yakın akraba ve ahbaplarımdan telefon alıyorum. Şu an Adapazarı'na şunu diyebiliyorum. Artık İzmit'te bir yer var. İstanbul'dan çok daha yakın. Bir kaliteli zaman, hasta bakıcısı olarak kaliteli zaman geçirebileceğiniz, hastanızın oyalanabileceği, sakinleşebileceği bir nokta var diyebileceğim. Biz maalesef böyle bir yerler yine elimizin çok kolay uzanabileceği noktalardaydı bizim için. Hı hı. Fakat bir gün bununla ilgili bir hanımefendi geldi, dedi ki şu şehirde bir yer yapıyoruz Tanju Bey, İstanbul'da yine. Hı hı. Böyle güzel, şöyle güzel, öyle büyük, böyle büyük, bir sözüm oldu ona. Dedim ki hanımefendi, dedim, yani o kadar keyifli dinledim ki yaptığınız şeyi. Benim için şimdiden eğer Alzheimer olursam lütfen bir oda ayırınız. Ama kurnaları altın olsa benim size getirecek anam yok. Ah. Şimdi burada hasta bakıcısının, hasta yakınının takdir edildiğim zaman yollarda veya ahbaplarım tarafından çok kızıyorum. Anama baktım diye mi takdir ediliyor? Değil mi? Bakmayanlar bizi ilgilendirmiyor. Değil mi? Bakanlar zaten mecburlar. Evet, evet. Benim annem hasta olduğu an benim zaten görevimdi. Biz 5 kardeşiz. Şunları da duyuyorum. Hep ben baktım, hep ben baktım. Ben şunu yaptım. Ben bunu görev edindim. Siz arada gelin vazifelerinizi yapın. Ama bu işin baş hemşiresi benim. Bunu ben giyildim. Çünkü anneme baktım ya. Ay ne güzel de baktım. Daha da olsaydı daha bakardım. Tabii ki. Orası öyle ama sen çok güzel anlatıyorsun ve çok yumuşak geçişli gibi görüyoruz biz bazı şeyleri dışarıdan. Yani bu senin yapınla da dinginliğinle de ilgili ama çok zor bir süreç. Yani bunu da tabii ki bu noktada sen kime taş olsan çatlarsın. Yani annenle, anneciğinle böyle bir şey gördüğün zaman sen kime gittin? İmdat demedin mi? Hiçbir psikoloğa gitmedim. Aynı zamanda da hiçbir şekilde bir ilaç kullanmadım. Bir kere anneme sesimi yükselttim. Bu arada annemle ayak uçlu yatıyoruz. Öyle evet. O yatakta, ben yatakta değil. Ayak uçlu, annem bana sarılıyor. Ben onun ayağını okşuyorum, o benim ayağımı okşuyor. Bir kere sesimi yükselttim. O da bakıcısı dedi ki, psikolojik bir kaşıntı var oldu annemde. Ve dedi ki, çok hassas noktalar Tanju Bey. Gece yarısı başımıza bir şey gelir, kanamayı durduramayız. Annem de sürekli kaşınıyor. Sesimi yükselttim ve battaniyemi kaptığım gibi ben yukarıya gidiyorum dedim. Sana darıldım. Sonra yukarıda oturdum, dedim ki sen, dedim, ne yapıyorsun Tanju ya, dedim. Sen bir çocuğa mı bağırıyorsun? Çocuğu bağırın bağıra falan mı eğitmeye çalışıyorsun? O an anlayacak, sonra unutacak. Deyip aşağıya indim. O günden sonra bir daha asla anneme sesimi yükseltmedim. Ha, travmalarım çok büyük oldu mu? Annem hiçbir şeyin farkında değildi. Benim travmalarımın en önemlisi şuydu. Bazı anneler rahattır. Mesela benim kuzenim inanılmaz rahat annedir oğluna. Ben ise annesine oğluna iç çamaşırını bile göstermeyen, asarken onu imtina eden bir annenin evladı olarak büyüdüm. Şimdi annemi bakıcıyı önce tam almadım. Tam gün bakıcı kabul etmedim. Dedim ki ben 7'de işi kapatıyorum, 8'de evde oluyorum, saat 7'ye kadar bir bakıcı istiyorum, 8'e kadar bir bakıcı istiyorum, saatini aramızda ayarlarız, bir saat geçer geçmez. Sonra evimde bir yabancı olmadan annemle ben zaman geçirmek istiyorum, hı-hı, istedim. Ama gel ki bir gün banyoyu benim yaptırmam gerekti. Şimdi hani burada çeken arkadaşlar var, biliyorum. Bir gölge gibi görüyorum ama tam görmüyorum, hı-hı, onları. Gözümü öyle bir programladım ki annemin işte burasını yıkarken göğüs ucunu görmemeye çalışıyorum. Bir baktım annemin pufası artık yaşlanmış, kırışmış. Bir yandan yıkıyorum ama bir yandan da görmemeye çalışıyorum. Hep bu hassasiyetleri gösterdim. Neden biliyor musun? Ertesi gün daha profesyoneldim, daha
daha yetkiliydim bu işte. Fakat o edebi hep dikkat ettim. Çünkü Alzheimer'la ilgili tek sorun şu. Akrabalar geldi, yabancılar geldi, birileri geldi. Sağır değil ayol. Sadece Alzheimer duyuyor. Hiçbir şeyi anlamıyor gibi bir durum yok. O an anlar. O an annemi ben yıkadığımdan ötürü utandırabilirim. O utandırmayı yaşatmak istemiyorum. Çok annemle önemli. Karşılıklı o edep oyununu oynaya oynaya devam ediyoruz. Veya yakınınız Alzheimer'ken yine en yakınınızı kaybedebilirsiniz. Yani hayatımın en büyük, ailede birçok kaybım oldu ama en büyük kaybım ablamda yaşadı. Evet. Benim Cefakir ablam dedi ki, Tanju dedi Almanya'da çok yaşıyor. Ben 6 aydan 6 aya giriş çıkış yaparım. Sen çok yoruldun, ben geliyorum desteğe. Tamam. Derken ablam kanser oldu ve ablamı kaybediyor. Anneme, ablam da bir evlat olarak annesiyle o son 10 gününün veya bir haftasının vedasını yaşamak istiyor. Evde olmak istiyor. Hastanede olmak istemiyor. Ablama grip dedik. Çok ağır grip. Ya birincisi çiçek, o Alzheimer olan annem hani duymaz, işitmez, anlamaz. Aa, evladının başından ayrılmıyor. Hasta evladı. Yani anne yine aynı. Sonra ablam ağırlaşmaya başlayınca ambulansın saatini sabah ezanına ayarladım. Annemin tam uykuda olduğu saatlere. Sirensiz olan ambulansa ablamı aldım ve haber saldım. Ben size alo dersem, anacığımı evden alın, şuradaki şu köye götürünüz ki eve yanlışlıkla baş sağlığına biri girerse duyduğu an kahrolup 5 dakika sonra unutur, karnım aç der ama o anki kahroluşu. Yani buradan hasta yakınlarında şunu söyle: dikkatli ve ne çocuk olduğunu, ne de bunak olduğunu, ne de sağır olduğunu düşünmeyiniz. Zira Alzheimer bugün bu kadar dernek, bu kadar vakıf, bu kadar doktor dahi bunun çaresini bulamazken, senin evinde de bugüne kadar hiç Alzheimer vaka olmadığına göre, her Alzheimer hastası da parmak izi gibi şahsına münhasır bir tavır sergilediğine göre, zira eğitiminiz, kültürünüz, falanınız, filanınız, merhametiniz, her şeyinizde siz kupon hepsi bir yaratıksınız. Tabii. Kuponsunuz. Dolayısıyla bir muhteşem doktorlarla beraberdik. Ama kendi sistemimi yürüttüm. Alzheimer yakınız olduğu zaman bakıcı da çok büyük sorun. Aynı zamanda bakıcımız da vardı. Bir bakıcının istediği kadar apoletleri ve şeyleri olsun, belgeleri. İçerisinde Allah korkusu olmayan ben, kameralarla olmuyor bu işler. Evlat vicdan. İçinde böyle yaşlı vicdanın olacak. Hep söylediğim. Yani hep evladımı yetiştirirken hep ettiğim dua, Allah'ım vicdanlı olsun. Onu ben ne kadar yerleştirebilirim içine bilmiyorum ama bu, vicdan o kadar önemli ki. Bu anne büyütür evladı, yerleştirirsin. Beni bak annem. Ettim galiba çocuğu. Ben de. doktoruna gittiğim zaman, Türkiye Alzheimer Vakıf Başkanı'na gittiğim zaman ilk tanışmamızda dedim ki, aman dedim, doktor dedim. Burada dedim, kim bilir koltuğunuzda dedim, kaç tane yorgun evlat, eş, hasta yakını vardır. Ve siz büyük ihtimalle dozajlarında uykuya daha fazla veriyor da olabilirsiniz, bilmiyorum. Burada karşınızda anasını uyutmaya çalışan bir evlat yok. Annem hep ayakta olsun. Sihat alacak kadar uyusun ki abi. Çok güzel zamanlar geçirdik. Örnek teşkil edebildiysek Ali'ülala, bir hizmetimiz olabildiyse Ali'ülala, ama her birimiz Alzheimer potansiyeli isek, evet ki öyle, burada Alzheimer oldun, öp başının üzerine koy. Çünkü sen zaten bir habersin. Doğru. Tadını çıkar. Kimlesin? Ama yakını olmak işte.
işte, evet. Fevkalade zor bir şey. Evet. O yüzden bugün bir daha aynı yere geçiyorum. Hı-hı. Ben hanımefendiyle ilk defa bugün tanıştım. Bugün şurayla ilgili yapılan bu hareket o kadar çok kıymetli, kıymetli bir maya mi? Ki. Çok kıymetli gerçekten. Büyüdükçe evet. Büyüsün inşallah. Gerçekten. Ve şey de olacakmış, hatta ona da baktım. Önümüzdeki günlerde seminerler, hasta yakınlarına nasıl davranmaları gerektiği, onların psikolojilerini öğrencilerle rahatlatacak. Öğrencilerle bir aradalığını duyuşum, evet, çok güzel. Gençlerle çok bir arada güzel. Yaşlıların olması kadar destek. Kıymetli. Hiçbir şey yok. Evet. Benim için de seninle sohbet etmek bir o kadar kıymetli. Sana çok hayranım. Ben buradan söylemek çok istiyorum. Soyadına yani, çok hayranım. Sülalene çok hayranım. Çok teşekkür ederim. Biz ülke olarak size büyük hayranım. Çok teşekkür ederim. Yani yaptıkların zaten hani göz nurların, el emeklerin çok ayrı. Sen iyi ki varsın. Yani böyle bir şeyden de bir başka yönden tanınmış. Keşke olmasaydı, keşke tanınmasaydı. Ama bunu sen öyle bir şeye çevirdin ki sana çok teşekkür daha ediyorum. Daha çok görevimiz var. Var hepimizin. En hassasiyet gösterdiğim nokta şu oldu. Bize çok tekliflerde bulunuldu. İşte şu marka simidi alın. Hı hı. Bunu yayınlayınız. Bütün şeylere baktığınız zaman, videolara baktığınız zaman arşivde duruyor. Hiç bugüne kadar şu marka bezi alın. Şey. Hiç annemin üzerinden para kazanmadım. Ama benim annem öyle bir anneymiş ki hiç benim üzerime tek bir tapusu dahi yok bıraktığı. Kocaman bir insan sevgisi. O yüzden rahmet içerisinde yatsın, huzur içerisinde amin, yatsın. Amin, dualarımızda. Bütün aile, amin, bütün buradan ölülerimize hepsine, rahmet diliyorum hepsine. Ve hasta yakınlarına da şifalar diliyorum. Amin. Sabır şifası diliyorum. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İçeride bakalım neler oluyor. Gördüğünüz birçok şey müdürlüğümüzün, müdürlüklerimizin ve çalışanlarımızın el emekleriyle oldu. Hı hı. Tamamen öz gücümüzle felişlerimiz, park bahçelerimiz, sosyal hizmet uzmanlarımız çok büyük çaba harcadılar. Buyurunuz efendim. Kapımız açık diyelim. Şöyle bir fırsat burası. Üniversite var burada, bir tıp fakültesi var. Oradaki öğrenciler için de burası bir uygulama alanı. Aslında staj alanı da olacak. Daha kendilerini geliştirmek, bizim de deneyimlerimizi paylaşmakla ilgili üniversiteyle böyle güzel bir alan oldu burası. İlk olması vesilesiyle. Bunu özellikle önerdi yani, üniversite. İlgili bilim dalı başkanı da özellikle bunu önerdi. Çünkü gözümüzün önünde ve hep birlikte bir arada olmaları çok önemli. Her alanda olmalı. Yakında tabii hastalarımız geldikten sonra onların anılarını da almaya başlayacağız. Çünkü bu çok önemli. Geçmişte kullan, yani onlar için önemli olan hatıralar. Bir çerçeve olabilir, tablo olabilir. Ve bunları da artık yavaş yavaş kurumun içerisine yerleştireceğiz. Dediğimiz gibi koltukların seçilmesi, renkleri dahi bunlar hep düşünülerek ve diğer merkezler incelenerek verilmiş kararlar. Çok sayıda merkez inceleyerek burayı hayata geçirdik. Gökhan, Hakan, Barış ve Perah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili başkanımız Fatma Başkan bizi yine bir araya getirdi. Fatma Kaplan Hürriyet sağ olsun. Burada İzmit'te çay simit İzmit bilmiyormuşsunuz meğerse. Az önce konuştuğumuzu tekrarlayayım, İzmit'in simidini. Aynen, biz pişmaniye olarak biliyoruz. Hep öyle bilirdik. Biz Ankaralılar. Ankara simidine benziyor zaten. Benziyor ama başka. Biraz daha büyük rengi ama aynı gibi. Başka bir lezzet. Az sonra tadacak. Şimdi de tadabilirsiniz. Şekerden nasıl isterseniz. Öğrendiğimiz kadarıyla namını birazdan yiyeceğiz ya. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben sizin birkaç tane videonuzu daha önceden de izlemiştim tabii. Çok izledim yani. Zaten şarkılarınızı ve klipleri saymıyorum da. Bu bazı portallerde izlediğim videolar var. Oralarda gördüm ki sizi zapt etmek biraz zor gibi ama şöyle bizim karşımız, benim karşımda böyle bir yaştan maçtan yapıyorsun. Rahat olun ne olur. Yok, bir böyle bir yaşlı kadının genciz programına geldi. Evimiz genciz. Genciz yaşasın. Çok güzel müzikler yapıyorsunuz. O 5 albüm 17 tekli. Doğru muyum? 17 olmamıştı. 5 albüm diyoruz ama biz bile sayamadık ya. Tekli, ben 17 tekli diye okudum çünkü. Yani albümlerin içerisinde yer alan şarkılar onlar da var tabii. Yani ayrı ayrı önceden, şimdi biraz bu yeni
müzik sektörünün biraz değişmesi, oradaki yeni böyle gelen işte hani sunum şekli bizi de biraz ona itti. Ama o şarkıları böyle ayrı ayrı tutmalı, yeni albümler içinde dahil ettik yani. Kuzey Güney'deki patlayan şarkıyla evet, evet, konuyu tabii açmak isterim. Bir yandan da oyunculuk yanımla birlikte. Çok da güzel bir klip çekmiş sonra zaten değil mi? Evet. Yani klipleşmiş aynen, hikaye. Aynen, aynen. En son klibi kim çekti? Valla şimdi biz Hakan'la kendimiz çekiyoruz. Evet, bütün klipleri artık yapmaya başladık. Deneme yapmaya başladı böyle. Kendi ekipmanımızı falan da aldık. Komple artık kliplerimizi biz çekiyoruz. Klip çok önemli mi ya? Ya değil aslında da biraz böyle bize klip çekmeniz lazım gibi itiyorlar. O biraz şeyden dolayı. Klibi olan şarkıları radyolar çalıyordu. Klibi olmayan şarkıları çalmıyorlardı. Önceden aslında bütün albümleri çalıyorlardı. Biraz böyle klip o yüzden bir zorunluluk oldu. Ama şu anda bence gerekli değil. Bir de biz sevmiyoruz aslında klibi. Hakikaten sevmiyoruz klip çekmeyi de. Ya çünkü 4 tane adam var. Bir hikaye anlatamıyoruz genelde. Bir tane kız var. Kimin sevgilisi belli değil. Sonra diyorsun ki şarkının bir yerinde işte bu benim sevgilim. Vokalin sevgilisi olması gerekiyor deniyor ondan sonra. Vokalin sevgilisi. Sonra şey diyorlar, niye hep kliplerde vokalin sevgilisi var? En çirkiniz o mu diye orada kliplerde sevgili yapıyorsunuz. Sonra biraz da benim olsunlar başlayabilir herhalde. Siz bir de performans sanatçısınız. Evet, yani bu çok önemli bir şey. Bence müzik yapan herkes için en kıymetli olan şeylerden biri. O gibi geliyor bilmiyorum. Yani sahne bizim arenamızdır. Biz de mesela hani oyunculuk tamam. Evet, televizyon, sinema, dizi falan ama tiyatrodur yani, arena. Evet. Sizde de sahneye çıkıp baba baba şarkı söylemek arena. Ki siz bunu çok yapıyorsunuz. Özellikle üniversitelerle, gençlerle değil mi? Nedir şu pandemi dönemi bunları bayağı bir etkiledi yani ama bu süreçte ne oldu? Belirli bir turnemiz vardı. Böyle 20-23 tane açıkladığımız önümüzdeki yani Mart ayında biz Kıbrıs'tan en son konseri yaptık, geldik. Bu şey gerçekleşti. Bilir miydik ki böyle olacağını? Ondan sonra bizim çok büyük bir konserimiz vardı yani. Türkiye'de bayağı hiç yapılmamış bir konser yapacaktık yani. Sahne şovu vesaire böyle 8-9 ay belki 10 ay sadece böyle hazırlığını yaptığımız. Tabii. Sonradan da işte biletler çıkmıştı zaten, satışlar da devam ediyordu. Bayağı büyük bir sahne şovuydu orası. Bayağı sonra onu yapamadık, turne iptal oldu vesaire falan filan. Bütün hayaller iptal oldu. Ben dedim ya Haziran'a dedim yaparız ne olacak ya üzülmeyin. Öyle sandık. Sonra Haziran bir baktım bir hala evdeyim. Değil mi? Hep öyle bir canım yaz yani yazın rahatlayacağız. Yaz bitti artık ama galiba oluyor. Artık bence artık oluyor, oluyor yani. Gün aşılarımız aşılar oldu. Oh. Gün aşılarımızın ilk dozu oldu. Temmuz'da da ikinci dozu olacağız. Aynen. Oh şahane. Toparlayacağız. Sahne deyince aklıma şöyle bir şey geliyor mesela. Sahneyle ilgili bu da başa gelir mi insanın? Sahnede bu da oldu dediğiniz bir anınız var mıdır? Ya en hiti. Yani çok oluyor ya. O kadar oluyor. Ben unutuyorum genelde. O konuda ne var? Hafızam iyi değil de. Düştüklerimiz var. Düştüklerimiz. Ben düşmüyorum yani oturduğum için de arkadaşlarım ben düştükleri oluyor. Ben de düştüm. Şaka yapıyorsun. Ya Bora'nın da öyle davulcusu boşlukta yani yan taraf değişik sahnelerde olunca galiba bu değil mi? Fark etmeyip davulla birlikte artık aşağı uçmuş. Artık onlar Türkiye'de davulu biraz öne alıyorlar. Onlar rahat bir yolda. Çok arka yakın olması tehlikeli oluyor. Bazen bakıyorum böyle bayağı buradan düşsem ben çok kötü olur dediğim anlar oldu. Ama kötü ama bir şey olmadı sonuçta olmadı. Düşüp değil yani, mi? Komik oldu yani. Sinirimiz bozuldu. Ben bayağı bildiğin şeyde Bolu'da mıydı? Böyle bir amfiteyatro. Oo, Sakarya. Elektrik çarpan. Ha elektrik çarpması. Onlar da var tabii. Bayağı var. Bir konser elektrik çarptı benim. Şaka yapıyorsun. Konuşamıyordum sonrasında. Tabii biz yardım konserlerine de başlayacaktık. Ağızdan böyle. En son konser sonrası şey dedim. Böyle değildim, hiç iyi değildim. Kalamıyordum ya. Dudağı mı oynamıyordu yani? Mikrofon. Sünger bulamadılar diye. Bir tane sünger eksiğinden dolayı. Hayır sünger getirdiler sonra o da ıslak geldiği için daha da çarpıldı. Öyle bir detay var. Filistin askısı nerede bilmiyorum yani. Ama 1,5 saat çarpıldım. Kimseye de anlatamıyorum. En son millet ışığı görmeye başladı. O kadar ciddi çarpıldı. Şov zannediyorlar. Gerçekten yani. Çok ama ben işime hiç duymadım. Hep sadık oldum. Sonuna kadar devam ettim. Ay ben böyle bir şey hiç duymadım. 1,5 saat çarpıldım ya. Geçmiş olsun. Çok sinirliydim ama sinirimi anlatamadım ki. Konuşamadım sonrasında yani. Kimse yapamaz ki sen. Şöyle bir şey var. Pandemiye işte girmeden önceki bizim verdiğimiz büyük festival konserlerinde bir tane şov hazırlanmıştı bana. Sağ olsun Anıl da burada. Onu da çok seviyoruz. Bu iki yanımdan pürbüzlerle... İlk defa deniyoruz ama sahnede deniyoruz. Evet sahnede deniyoruz. Ne güzel. Yani hazırlığı yapılmadı. Bayağı yapıştırdılar onu çıktık. Benim kulaklarım yanmıştı mesela. Tabii bir şey de yapamıyorsunuz millet size. Orada yaklaşık 2 dakika kadar süren bir ateş 2 dakika kadar şu veriyor. Kulaklarım yanmıştı. Sonra da çıktı gene pandemide. Biz ama şey böyle. Acaba ne olacak? Onlar düşünüyorlar. Başka kimi arayacağız şu an? Aman.
aman. Yani müzik sert, sahne de sert oluyor. Ama içeride tam bir kaos yani. Patlayıcıların barutları üzerimize yağıyor rüzgarın durumuna göre bazen. Yanarak üzerimize yağdı. İzmir'de benim ağzım full barut olmuştu. Senin bir şey söyleyeceğim. Bence senin geleceğinle oynuyorlar. Ağza barut doldurmak, ağızdan tabii. çarpmak, markmak şey ya adam solist. Onlar ama hiç belli etmez. Bolu'da ne demiştim ya, Antep mi dedim? Nasılsınız Antep mi dedim, öyle bir şey dedim. Ay Bolu'dayız of, ama. O çok fena. Şaka yapıyorum sanmışlar ama ben sonra uyanmışlar. Neresi dedim hatırlamıyorum. Elazığ'da galiba. Elazığ'da dedim. Elazığ'da, Erzincan çok güzel şey. Ay ne oradan kadar güzel ama ne kadar çok yerde yani. Türkiye'yi dolaştınız neredeyse değil mi? Ama şey böyle çok seri konserler yani. Bir ayda. Evet, çok hızlı verdiğimiz tabii. zaman o isimler karışıyor. Tabii. Gidiyor. Şehir gidiyor. Gürce Bolu oluyor. 12'den beri mi berabersiniz değil mi? 10 sene öncesinde oldu. Öncesinde de var sene. Ama evet, profesyonel ama ilk albümle birlikte 2012'de başladınız. Peki böyle sahneye hiç büyük hayranlıkla atlayanlardan. Ya benim oluyor ya. Böyle onlardan hiç böyle bir sonrasında devam eden bir. Sen istedin bu soruyu. Aşk meşk oldu mu? Ya benim oldu. Ha, oldu ya. Ne ne? Benim oldu ya. Oldu. Benim oldu ya. Ya bir cümle sevenimiz var öyle de. Tabii değil mi? Yani var. O sevginin var. Uzunluğu önemli olan. Yok öyle hayran evliliği veya birlikteliği yok ya. Hani onlar baş tacı. Ya olsa da ben zaten evli olurdu. Yani. Şu an hepimiz. Ben evlendim diye bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim yani. Üçünüz için söyleyeyim, şu an üçünüz buradasınız. Mesela çok mecbur kalsanız bir bir yerde kaldınız, kapadık sizi ve üçünüze bir tane yemek yeme şansı var. Bir şey verecekler yani. Üçünüzün ortak olarak bunu yemek istiyorum diye anlaşabileceği bir yemek var mı? Simit çay. Şimdi bu çok politik oldu. Tatlı, akıllıca ama politik. Ha? Ya ne bileyim, pizza olur. Ben ölümüne İskender ya. İskender okey. İskender ya. Öleceksem İskender yiyip öleyim yani. Hayır biz de ölüyoruz ama değil mi? Yani bir şey yiyoruz, ölüyoruz. Yok ölmüyorsunuz ya. Yani kapalısınız ve size bir şey gelecek orada. Ortak burada demen lazımdı ki kek. Hepimizin seveceği bir yemek. O ortamda yalnız kalsanız ne yersiniz? Kek anısı niye? Var. Yok mu? Yok. Dün olmadan önce. Hayır şeyi. Bak. 1 milyon kekleri söylüyor. Ne o? Kek yeriz. Kek yersiniz. Anısı var çünkü. O şey fakir zamanlarda böyle. Evet, yani hani ne yiyelim? Stüdyoya gidelim ama ne yiyelim? Açız. Evet, hadi gidelim bir markete 1 liraya kek alalım. Abi evet. Kekin adını bile firma bile bilmiyor yani. Kekoro. Keko. Evet. Ama şimdi hakikaten İskender'e okeyiz. İskender'e okey mi? İskender kekten okay. İskender'e atladık yani diyorsun. Cağ kebap istemiyor musunuz? Cağ kebap istemiyor. Siz üçünüz karar veriyorsunuz. Ben bilmem. Siz düşüneceksiniz. Siz üçünüz aynı şeyi yiyeceksiniz işte. İskender yeriz. İskender de okey. Ne güzel işte bak, anlaşabilen bir grup var karşımda benim. O zaman bir tane de bir şarkı, bir şey, şöyle bir şey dinler misin? Ne dinleriz, ne olur? Sensiz beni çalalım. Tamam. Ay harikasınız. Sensiz beni zaten İzmit'te çok çaldık yani ve çok güzel tepkiler alıyordu hep burada. Ne gibi sizin için yani özelliği? Bizim buradaki kitlemiz çok ciddi. Kemik kitle. Yani böyle kemik kitle bizi çok sahiplenen. İstanbul'da ilk konserlerimizi İzmit'ten neredeyse 2-3 otobüs bazen insan geldiği oluyordu. Ya öyle çok enteresan. Ben de eşimden sebep, Bora'dan sebep biliyorum. Bu arada zamanında ilk sahneye çıktığı yer Bayramoğlu. Hı. Bayramoğlu'nda sahneye çıkıyor ve kulakları çınlasın. O zamanlar bütün güzel şeşenler birlikte iletirim. Bütün şeşenler birlikte onların alt programı olarak çıkıyor. Zaten hani albümlerini falan da şeşenlerin çok büyük desteği vardır onun üstte. Orada Bayramoğlu'nda işte öyle 1000 kişi, 1500 kişi geliyor. Sahilden bahsediyoruz değil mi? Bayramoğlu sahili. Evet, evet. Orada plajda. Bir plajda. Evet. Ondan sonra kulüp gibi bir yer. Tek gitarıyla Bora işte içelim sabaha kadar Akdeniz ve seni seviyorum falan. Aradan yıllar geçiyor. Albüm oluyor. Hala ve hala Bora'nın sahnesine biz Bayramoğlu'ndan diye yazarlar. Pizan'da bile olsa. Yani belli yerler çok kilit yerler oluyor. İzmit'te demek ki sizin için öyle yani diyebiliriz. Bilmiyorum herkes aynı düşüncede mi ama benim için öyle. Yani ben öyle hissediyorum en azından. Evet. Çünkü burada hep o sevgiyi gördük yani. Çok da iyi bir dinleyicisi var. Aynı konser vermiştiniz bile var burada evet, evet. Talepten. Çok iyi bir dinleyici var. İki kere falan yaptık onu. Ay harikasınız. O zaman bir de buradan seslenelim bakalım. Aynen. Kağıt kalemsiz olmayı bilir,
ne de ben sensiz kalmayı. Neden bir dert biter diğeri gelir? Ateştir bu, iyi bilir yakmayı. Kuşları anladım da senin kanatların yok. Nasıl uçtun da gittin? Kırık cam misali hatalarım acıtır. Seni böyle mi kaybettim? Bu beni kaybolmuşum. İzim silinmiş, dilim suskun. Susmuşum, bak bana mahvolmuşum. Senden kendimi almayı unutmuşum. Bu beni kaybolmuşum. Gecem günüme karışmış bir hoşum. Sanma ki sarhoşum. Ne var ne yoksa yıkıldı içimde bomboşum. Ne de ben sana bakmayı uyutsun gece beni. Sevmesem de sensiz hayaller kurmayı. Dikenleri anladım da senin çiçeklerin vardı. Nasıl soldun da gittin? Fırtınam oldun, yıkıldım ben. Söyle, seni böyle mi kaybettim? Bu beni kaybolmuşum. İzim silinmiş, dilim suskun. Susmuşum, bak bana mahvolmuşum. Senden kendimi almayı unutmuşum. Bu beni kaybolmuşum. Gecem günüme karışmış bir hoşum. Sanma ki sarhoşum. Ne var ne yoksa yıkıldı içimde bomboşum. Bu beni kaybolmuşum. Sensiz ben bomboşum. Bak bana mahvolmuşum. Sensiz ben bomboşum. Ya şu sesi nasıl özlüyor insan, değil mi? Şu alkış, bana alkış da çok... geldi. Uzun süredir böyle çalmadım, evet. Fark ettim yani. İşte o böyle bir sağ ben ol, de teşekkür biz teşekkür ederiz. Yani bayağı bir duygulanıyor insan bu konuda, değil evet, mi? Biz bir de çok eksik kalmış ya. 1,5 yıl çok uzun bir süre. Çok o uzun. Kadar yoğun çalıp da böyle. İşte bir anda o tokat gibi geldi. Bir de böyle bir biraz da en son duyulan, en son artık evet buradasınız denen evet. Bir durum oldu açıkçası. Yani biraz böyle şey, müzisyenler, tiyatro oyuncuları, işte sinema sektörü vesaire, bu sanatın herhangi bir dalında emek harcayan birçok insanın aslında ne kadar aslında önemsiz gibi hissettirildiği bir dönem yaşadık. Anlamaya da çalışıyoruz. Tabii hani öncelikler insanların hayatta kalması üzerine. Bir sanat işçisiyiz dediğimiz zaman insanlar sanki bunu eğlence, ya bir durun biz hayat derdimiz. Ama buradaki insanların da burada bir hayat mücadelesi var. İnsanlar ekmeklerini buradan kazanıyor, ailelerini buradan geçiniyorlar. Bizim sadece kendi ekibimizde çalışan bir sürü insan var. Biz de elimizden gelen her şeyi, dayanışmayı kendi içimizde, ama bir yerde yetmedi. Ya bir de şey yani. Kısmı bana çok dokundu yani, o çok olan bir şeydir. Mesela bana da öğrenci geldiği zaman konservatuvar değil de kurs bazlı gelen öğrenciler şey derler yani, bu yaşa kadar hani ailelerimiz bize bir mesleğin olsun dedi. Evet, biz mesleğimizi edindik, şimdi de mesleğimiz var, artık istediğimizi yapmaya geldik diye. Bize de hani öyle bir durum ya. Ne diyorlar? Ha, işte bu aynen bu mesele, asıl mesleğiniz ne ye karşılık olur gibi aynen, oldu bu. Aynen. Bu meslek değil mi ki, ben bundan hiçbir şey yapamıyorum ve yani ekmek götüremiyorum eve. Bu kadar net. Yani bu dönem bu. Bir şey olması lazım. Şimdi şeyi bekliyorlar. Yani
herkesin böyle sabah kalkıp böyle gittiği sabit bir yeri var. Evet. Ve burası onun iş yeri, o bu işi yapıyor falan, böyle kafalarda böyle kolay kodlanır işler. Yani biraz daha böyle ailenizin dışında, mesela benim ailemde hiç müzikle uğraşan kimse yok. Yani aile, yani ailem ve yakın ailem olarak yok yani. Biraz anlatmam zor oldu yani. Ya değil ne mi? Yapmayı düşünüyorsun peki? Şimdi müzik yapıyor. Sanat hobi olarak aynen. Olmalıymış gibi geliyor sürekli. Nasıl hazırlanırsınız repertuar sahneye? O gün program şey var, sahnede konser var. Şu şarkıları söyleyeceğiz, bunları söyleyeceğiz. Daha çok yani kimin sözü geçer? Bir, yok söz geçmesi değil de bir şeye bakarız aslında. O turne yoğunluğunda bir kemik bir set listimiz var zaten. Evet. Yani onun üstüne şarkılı böyle bir şey oluyor. Onun içinden bazen ya bunu çalmayalım ya falan dediğimiz oluyor bazen. Çünkü Gökhan'ın sesi çok yoruluyor bazen. Tam da o anlamda diyordum. Mesela hani biraz daha soliste göre mi davranılır? Yahut bazen hani solist değil de denir ki bu parça canlıda olmaz abi, biz bunda bu olmaz. Bizde aslında şöyle dönüyor iş. Mesela single çıkartıyoruz, albüm çıkartıyoruz. Ama o esnada biz bir turnedeyiz. Ya çoğu zaman biz bir provaya girip de böyle çıkarttığımız son şarkıyı çalalım, işte şey yapalım diye. Hep soundcheck'ler de yaptık. Set liste hep oralarda değişiyor zaten. Sahne öncesinde mi diyorsunuz ona? Setlist daha karizma olduğu için ben üç kere onu dedim. Setlist güzelmiş. Setlist. Şeyler var böyle, bayılıyorum ona, müzisyenlerin. Ne diyordu? Kulis riderları. Rider ne kadar büyüksünüz yani. Ne kadar büyüksünüz siz. Hitabeleri yani. Evet. Yani ne kadar uzun söylüyoruz ne oldu? Kulis rideri kuliste yenilen içilen. Aynen. Evet. Değil mi? Hani böyle işte bir kulis rideri onlar önden gidiyor. Ama hep de şöyle oluyor yani. Onlar geliyor böyle sahne öncesi yemeği. Niye koydun yani sahne öncesi yemeği? Ya evet, o da var. Biz oyuncularda da var o. Performanstan sonra yemek hikayesi. O yüzden de çok geç saatlerde. Bir de şu turnelerde yenen aynen yemekler. Biz bazen turne... direkt Güneydoğu. Gaziantep. İptal. Ondan sonra bizim öyle Antep, Adana, Mersin ve Antakya. Bu dörtlüyü düşünebiliyor musunuz arka arkaya? Biz çok yaşadık onu. Yaşadınız mı? Yaşadık. Yani inanılmaz. Çok mutluyduk başlangıçta ama. Ama biz şeyi sonrası kestik mesela. Konserlerden şey önce yemek yemeği kestik artık. Yani. Tam böyle şimdi atıyorum Hatay'dan ya da Adana'dan başlıyorsun. Adana tabelasının önünde bir fotoğraf çekeceksin. 5 gün sonra bir de aynı yerden çıkışı çekeceksin. Before after hocam geldik böyle acaba. Yani. Kimleri dinlersiniz? Vallahi ben herkesi dinliyorum yani. Eski Türk tarzı ya da değil. Yani pop müziği çok dinlerim. Mesela şey gibi Hakan bazen şey diyor mesela. Ben şey gibi örüyorum mesela. Hani böyle mevsimine göre, yerine göre müzikler vardır bende. Evet, yaz geldiğinde pop müzik daha ağırlaşıyor Gökhan'ın repertuarında. Yani. Hiç böyle kafamı ağrıtmam yani. Ama sonbahar gelince rock şarkılar. Çok ağır laf ettin, çok ağır laf ettin. Pop dinlerim, kafamı ağrıtmam yani. Hayır şey, çok pop. Şuna bak. bunu buradan çektim, aldım zınk. Bunu koydum kenara. Hafif pop müziği diyorlar. Bence aslında daha vay oraya sonra. Pop müziği onun adı ama. Papa yani enteresan geldi bana. Sonra... Sakin müzik o. Mesela abinin şarkıları mesela inanılmaz. Yani, tabii canım. Rahat evin ilk açıldığı dönemler yani. Başka sizler ne dinlersiniz? Biz İspanyolca pop çok dinliyoruz onun yüzünden. İspanyolca pop dinliyorum ben. Ben çok seviyorum yani. Gerçekten. Dili çok seviyorum o yüzden İspanyol yani. İspanyol filmlerine, dizilerine falan bayılıyorum ama ben hiç İspanyol pop... güzel. Dil çok güzel. Dil çok güzel. Gelirken yani dinletti mesela 4-5 tane parça. İlgim var bize, merak ediyorum. Güzelmiş yani. Siz? Daha çok rock dinliyorum ben herhalde ya. Kendi başıma kaldığım zamanlarda rock dinliyorum. Benim bir de böyle yaz kış fark etmiyor. Beni üzmeyecek cazım var. Ne? hafiflerden mi yoksa inşaat müziği cazlarından mı? Fusion dinliyorum biraz, o yoruyor tabii müzisyen olduğum için. Yoksa böyle smooth yorucu dinleyeyim. Mu dediniz yoksa caz müziği? Yok, yorucu. Bir şey söyleyeceğim. Seni kapatamaz bunlar. Hiçbir senin pop dinlerim hafif o kafamı dert etmem gibi. Şimdi buradan büyüyor ben abartıyorum. Ama demek ki bak yani pop müzik ne kadar güzelse yani hiç kafa ağrıtmıyor. Rock müzik rahat, öyle rahat. Değil. Rock müzik iğrenç. Pislik. Şöyle bir viraj alıp size bir soru sorayım. Bu soruyu çok seviyorum. Yani çünkü hepimizde böyle bir anı var. Hani abi nasıl dolandırıldım ya? Helal ya, nasıl bana böyle bir şey yaptılar diye başınıza gelen bir şey var mı? Çok yakın zamanda bir arkadaşımın başına böyle bir şey gelmişti Bitcoin de. Bitcoin vesaire falan mevzu. Onu bilmiyorum. O ama birazcık göz göre göre bir şey o. O öyle değil. Arkadaşım bir kiralama yapmıştı. Alt kiralamasını başkası yapmış filan. Bir gün bir kapıcam. Alt kiralama. Ben ev sahibinizim diye biri gelip, pardon siz benim ev sahibiniz, bu evin sahibi benim. Ben kiracı kiralayıp alt kiralama filan yapmış. Böyle bir hikaye duymuştum. Bana var şey mıdır? De olmuştu. Bir 3 yok. 5 yıl önce falan, hatta tam gene turnedeydik. Ankara'ya döneceğim, ailemi tatile götüreceğim.
Yani villa kiralamıştım o zaman. Yani böyle hani annemi çok rahat edebileceği, hı-hı, böyle biraz daha böyle onun da böyle keyif alabileceği bir yer olsun falan diye bayağı böyle ince elipsi dokuduğum bir planlama yapmıştım. Orada bir dolandırıldım. Tam gitmeden bir gün önce telefonumuza mesaj geldi. Öyle bir ev yoktur filan. Böyle spesifik bir şey yapmış. Ev işi iptal, tatile de boşuna gelmeyin. Gene dedim Allah razı olsun yani. Gidip haber de orada böyle görebilirdim yani. Aa, böyle de yani. Evet, ama çözülmedi yani. Hani mahkeme gitti vesaire falan filan da çok başvurduk vesaire bilmem ne. Hiçbir şey de çıkmadı. Ama o beni çok yani can evimden vurdu çünkü... Evet. Orada en çok böyle herkes böyle nereye gidebiliriz falan filan diye bütün şeyi iptal etmiştik. Çünkü yeğenlerim de çok heyecanlıydı. Ona çok sinirim bozdu. Yani kendimi kaybettim yani. Hayatım ilk defa o kadar sinirlenmiş olabilirim yani. Ya tur otobüsünde biz hepimiz yer baktık. Aynen. Hani şurası uygun olur, burası uygun olur. O gideceğimiz şehre kadar bulmuştuk ama. Evet. Halloldu bir şekilde. Daha da güzel oldu hatta. Yani daha iyi, keyifli bir şey dönüştü aslında olmuş. Hayırlısı oldu yani. Hayırlısı oldu. O var benim abi. Kimse evli değil. Aileyle mi yaşalıyor, tek mi yaşanır? Herkes tek. Herkes tek. Herkes tek. Yani şimdi hani bu içinde bulunduğumuz yer, az önce hep birlikte de dolaştık aslında yani. Hani orayı da bir kez daha anmadan geçemeyeceğim yani, diyeyim. Çünkü emeği daha geçen herkese teşekkür ederim. Çok kıymetli bir şey. Yani. Çok da yeni yapılmış bir yer. Daha dün filan açılışı yapıldı. Buranın, bu Alzheimer Yaşam Evi'nin. Hepimiz biraz önce onu konuştuk zaten. Hepimiz Alzheimer olma potansiyeline sahip insanlarız. Bilemeyiz yarın ne olacağını. Annemle ben mesela sohbet ederken annem mesela bana bazı şeyleri soruyor mesela. Ya bunu hatırlıyor olmam çok güzel bir şey falan diyor mesela. Hmm. Güzel, evet yani. Bir de böyle bir kaygı var şimdi. Belli bir yaşa gelince insanlarda da böyle bir kaygı var. Yani birçok şeyi bilmiyoruz. Birçok şeyin tedavisiyle ya da daha stabil halde tutulabilmesiyle alakalı bilgimiz yok. O sebeple bu tarz yerlerin var olması, birçok insanın bu konulara eğilmesi çok önemli, çok kıymetli yani. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz yani. Başta olmak üzere herkese, sizlere. Biz de size teşekkür ediyoruz geldiniz bizimle birlikte ama yani bu sizin şey de biliyorum hani şarkılarınızın sözlerinde falan da var aslında bu. Yani böyle iyilik hareketi, biraz destek, biraz kuvvet. Elimizden geldiği yer almaya çalıştık. Bunu da çok iyi biliyorum. Birçok da organizasyonda da yer almışsınız, evet, bu anlamda. Destekleyici olmuşsunuz. Ya hep birlikte yapacağız. Ya her birimize o kadar ciddi sorumluluk düşüyor ki. Tabii. Ve bu bir damla değil. Damlaya damlaya göl oluyor, evet, işte hani en net atasözü. O yüzden de çok önemli varlığınız. Çok genç insan ağzınızın içine bakıyor. Sizin söylediğiniz bir söz onlara gün geliyor, motto oluyor. Evet. Yani bu açıdan da aslında çok hem bir sorumluluk hem de çok güzel bir sorumluluk. Yani. Bu biraz sizin de dediğiniz gibi insanların böyle bir şeyin içerisinde bir emeği olduğunu hissetmesi, hı hı, başta zaten kendi için çok güzel bir motivasyon. Birçok insana bu konuda da yardım edebilmek ya da o elinizdeki imkanları ya da orada onların erişemeyeceği bir şeylerle paylaşma ortamı hazırlamak çok güzel bir keyif. Biz naçizane elimizden geldiğince o keyfi yaşamaya çabalıyoruz. Bu anlamda destek verilebilecek birçok noktada da her zaman yer almaya çalışıyoruz. İnsanların da bu konuda gerçekten evet, özverili olması gerekiyor. Duyarlılık, evet, farkındalık. Her şeye ihtiyacı olabilir. Herkesin elini taşına tutmamış. Aynen öyle. Hiçbirimizin yarın güne nasıl uyanacağı, evet, yani belli değil. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sesinize sağlık, sizi fikrinize sağlık. Evet. Çok sağ, aynen, karşılıklı. Ben de o kadar keyifle dinliyorum ki Spotify'ımda listelerdesiniz olun, her zaman. Yeni ne varsa bekliyoruz heyecanla. Programdan sonra bakacağız Spotify'a. Tamam. Bir de tabii buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çay Simit İzmit aracılığıyla başkanımız avukat Fatma Kaplan Hürriyet'e ve Yaşam Merkezi için emeği geçen herkese. Herkese kocaman bir, evet, alkış yani. Alkış. Hocam, Alzheimer hastalığı nedir? Bununla başlayalım ister. Alzheimer çağımızın hastalığı aslında. Giderek yaşlanmayla beraber artan bir hastalık. Nüfus yaşlandıkça, ortalama hayat süresi uzadıkça ortaya çıkan hastalıklardan bir tanesi ve 1900 yılların başından itibaren giderek artıyor. Türkiye'de son 20-30 yıldır yaşlanmanın artmasıyla, yaş nüfusunun artmasıyla beraber artan bir hastalık. Temel olarak beyninde küçülme ve unutkanlık, unutma, bilişsel dediğimiz bilme, tanıma, görme, anlama duyularının bozulmasıyla giden bir hastalıktır Alzheimer hastalığı. Hocam, Alzheimer hastalığı kimlerde görülür?
Alzheimer hastalığının bir kısmı genetik geçişli. Yani genetik bir yatkınlık var. Ailede, annede, babada Alzheimer olanlar da risk biraz artıyor. Ama onun dışında başka faktörler de Alzheimer'ın ortaya çıkmasına yol açabilir. Temel olarak ileri yaşın bir hastalığı. Yani 65 yaşındaki insanlara baktığımızda %5 görülme oranı. 70 yaşında bu oran %10'a kadar çıkıyor. Yaş arttıkça ileri yaşlarda %30'a kadar çıkıyor. Yani 3 kişiden bir tanesi Alzheimer oluyor. O nedenle yaşlanmanın getirdiği bir hastalık, yaşla beraber artan bir hastalık diyebiliriz. Bir insanın Alzheimer hastası olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi Alzheimer hastalığı çok sinsi başlıyor. Aslında biz şunu biliyoruz. Belirtiler başlamadan 10 yıl, 20 yıl önce beyinde bir takım değişiklikler başlıyor. Ama henüz bunları saptayamıyoruz. Bunları saptayacak elimizde teknolojik gelişmeler yok. Ancak başlangıçta hafif hatırlamada güçlük, özellikle anlık bellekte bir bozulma ortaya çıkıyor. Eskiyi çok iyi hatırlıyor. 30-40 yıl öncesini, 50 yıl öncesini çok iyi hatırlıyor. Ama işte birkaç dakika önce öğrendiği bir şeyi daha kolay unutabiliyor. Önce bir kayıt bozukluğuyla başlıyor. Yani yeni bilgileri kaydetme, yeni şeyleri öğrenme ve bunları geri çağırma, hatırlamayla ilgili bir zorlukla başlıyor. Tabii sonra ilerleyen dönemde hastalık profili değişiyor, unutkanlıklar artıyor, üzerine davranış değişiklikleri ekleniyor. Onun dışında işte halüsinasyonlar ekleniyor. 5-6 yıl, 7 yıl süren bir hastalık. Sonucunda da ilerleyen dönemde hasta yatağa bağımlı hale geliyor son dönemde. Alzheimer hastalığının o zaman evreleri var diyebilir miyiz? Aynen öyle. Kabaca ayırırsak hafif, orta ve ileri evre diye üçe ayırıyoruz. Hafif evredeki hastanın uyumu çok bozulmuyor. Yani günlük uğraşlarının çoğunu yapabiliyor. İletişime daha açık oluyor. Eğitimle ilgili uğraşlara katılabiliyor. Sosyal aktivitelere katılabiliyor. Ama orta evreden itibaren artık hastanın çevresiyle olan iletişimi de bozuluyor. Tabii geç evrede artık birçok fonksiyonu bozulmuş halde buluyoruz. Örneğin bunlara işte idrar ve büyük abdest kaçırma, hayal görme, bazen saldırganlık, bazen huzursuzluk, uykusuzluk gibi birçok psikolojik belirtiler de ekleniyor tabloya. En son evrede ise? Evet, en son evrede ne yazık ki yatağa bağımlı hale geliyor hastalar ve başka bir sebeple kaybediyor. Peki Alzheimer hastalığının tedavi süreci hakkında da biraz kısaca bilgi verebiliriz. Şimdi Alzheimer'ın tedavisinde kullandığımız ilaçlar var. Alzheimer'ın gidişatını yavaşlatacak elimizde tedavi seçenekleri var ama Alzheimer'da tam bir kür dediğimiz tam bir tedaviden bahsedemiyoruz bugün için. Hastalığı ortadan kaldıracak herhangi bir tedavi yok diyebiliriz. Ama erken tanınırsa ilaçlarla ve sosyal destekle, ki bu yaşam evi bunu sağlayacak yerlerden bir tanesi burası, sosyal desteklerle hasta daha konforlu hayatını sürdürüyor. Onun dışında tabii Alzheimer hastalığı açısından genel sağlık da önemli. Yani hastanın tansiyonunun iyi olması, kilosunun iyi olması, şeker hastası ise şekerinin kontrol altında olması, spor yapması, yürüyüş yapması, yani genel bedensel sağlığın iyi olması Alzheimer riski açısından da Alzheimer riskini azaltan faktörler diyebiliriz. Alzheimer yaşam evimizi yeni açtık biliyorsunuz. Alzheimer hastalığının evrelerin atlaması, önüne geçmesinde nasıl bir etkisi olacak böyle bir merkezin? Şimdi bu merkez öncelikle tabii şunu söylemem lazım. Alzheimer hastalığında hastalar tabii hastalığı yaşayanlar hastalar. Ama asıl etkisini hasta yakınlarının üzerinde gösteriyor. Çünkü Alzheimer hastalığına bakım vermek uzun süreli bir iş, uzun soluklu bir iş. Maraton koşmak gibi. Hani bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, beş gün değil. Bu 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sürecek bir süreç. Bu kadar uzun süren bir bakım sürecinde de bakım verenden çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi hastayı evde yalnız bırakarak herhangi bir yere çıkmak, işte bir takım özel ihtiyaçlarını gidermek, hastayı eğitmek, sosyal iletişim kurmak, hastaya sosyal destekte bulunmak. Bir süre sonra bakım verenlerde tansiyon yüksekliği, depresyon, şeker gibi başka hastalıklar ortaya çıkıyor. O nedenle hastaların kısa süre bile olsa bu tür yaşam evinde zaman geçirmesi, diğer hastalarla iletişim kurması, bir takım uğraşlarda bulunması, sosyal aktivitelerde bulunması, işte çiçek dikmesi, diğer hastalarla birlikte oyun oynaması, müzikle ilgili bir takım şeyler yapması, ritim çalışması, bunlar hep
hasta için yaşam kalitesini artıran şeyler ama sadece hasta değil, hasta yakınına da rahatlık sağlayan, hasta yakınları için de zaman kazandıran bir alan diye düşünüyorum. Ve çok bu alanda da çok işe yarayacağını söyleyebilirim. Çay simitiz mi?